İlginç bir hafta sonu oluyor değil mi? Hı hı. Fırat, kendine dikkat et ne olur Irmak'la ilgili. Merak etme. Of, çok kötü oldu Deniz ya. Canım benim. Sizin ilişkinizi şimdi daha çok sevdim biliyor musun? Gerçekten kardeş gibisiniz. Fırat, bütün bunlara biz sebep olduk bence. Irmak bir şeyler sezdi. Sen benimle karşılaştıktan sonra ona eskisi gibi davranmadığını gördüm. Kıskançlık krizlerine girdi. Ona dikkatimi veremeyecek kadar kafam karıştı benim Nari. Ben aylardır seninle ilgili kendimle hesaplaşıyorum biliyor musun? Onu ihmal ettim evet. İşleri akışına bıraktım. Kabul ediyorum bu bir hataydı. Ama bazı şeyleri bıçak gibi kestirip atamıyorsun işte. O kız benim için bütün düzenini bozup buraya geldi. Yani. Sevgisi bir süre bana iyi geldi. Sanki içimdeki boşluk doldu. Ondan sonra sen karşıma çıktın. Sonra da hep birlikte yokuş aşağı sürüklenmeye başladık işte. Neye karar verdiğinizi bilmiyorum ama gerçekten dikkat et. Ben korkuyorum bu kızdan çok. Oturalım mı? Bir uzmanla konuşacağım. Ona bu ayrılık sürecinde nasıl davranmam gerektiğini danışacağım. Fırat, Irmak'ın bana ve Şadiye'ye zarar dokunacak biliyorum. Deniz'le ilişkimi mahvedecek. Anlayışla karşılarsınız umarım. O yüzden ben bir müddet uzak duracağım sizden. Görüşmeyeceğim sizinle. Atıf'la huzurlusun biliyorum. Bundan dolayı asla seni suçlayamam. Yani ihtiyacın olan öyle birisi. Sana da tapıyor. O iyi bir adam. Güzel bir hayat kurabilirsin. Kurabilir miyim? Sen hep benim o güzel bakışlı küçük kızım olarak kalacaksın. Fırat, ben seni hala ölecek kadar çok seviyorum. Sadece sana olan güvenimi kaybettim yıllar önce. Sana doğru koşmak isterken hep kendimi uzaklara doğru kaçarken buluyorum. Seni suçlayamam. Annen gibi olmak istemiyorsun biliyorum. Babanı bu kadar koşulsuz sevdiği için anneni affettiğin gün beni de affedeceksin. Geçmişten gelen çok yaram var. Onun için hiçbir şey yapamıyorum. Geçmişinden korkma Nari. Aileni toparla. Bu sana iyi gelecek. Bu seni sana kavuşturacak. Belki de sonra bana. Sen hep benim bir sürü hata yapmamı engelledin. Abim oldun, babam oldun, sevgilim oldun. Ama en önemlisi arkadaşım oldun. Öğütler verdin bana. Okulda korudun. Elimden tuttun, öptün. Buraları adım bile atmadan öğrettin her yeri bana. Hayatımdaki bütün korkuların kapılarını seninle açtım ben.
senin yaşamımdan yok olman çok büyük bir kayıptı benim için. Şimdi yine buradayız. Yine öğütler veriyorsun. Ben her zaman emrinizdeyim küçük hanım. Her zaman. Hadi gidelim güzel mangal yakalım şimdi, ne dersin? Milleti eğlendirme görevini de ben üstleniyorum bu gece. Yoksa sabaha karşı cesetler vuracak sahili. Evet. Kasabaya nişana gitmiş hizmetliler. Yemeği biz hazırlayacağız. Evde kimse yok. Hadi. Hop. Bakın ben size bir hikaye anlatayım. Bundan 5 sene önce falandı, tamam mı? Çok güzel bir Fransız kız arkadaşım vardı. Ve Güney Fransa'da falan evleri vardı. Çok gözden ırak bir yerlerde yani. Her neyse, yine aynı bu şekilde bir arkadaş topluluğu hafta sonu bir eğlence için toplandık o evde. Geceli gündüzlü kavga eden bir çift vardı. Nedeni kıskançlıktı. Tabii şişelerce içkiler falan da geliyordu ama kimsenin huzuru falan kalmamıştı. Böyle devasal etler falan alınmıştı mangal için. Birkaç tanesi pişmek üzereydi ki adam gidip bahçeden küreyi aldı ve kadının kafasına bam bam diye vurdu. Yuh. Nasıl ya? Evet. Yok artık. Kız havuza yuvarlandı. Ya herkes böyle kaldı yani, kimse kıpırdamıyor, dona kaldı. Kız kıpırdamıyor zaten, havuzun üstünde falan kaldı. Tabii hepimiz birlikte havuza atladık. Öldü mü? Öldü değil mi? Öldü. Adama ne oldu? Yani grubun içinden bir tane doktor vardı. Kıza gidip baktı ve kızın öldüğünü söyledi bize. Sonra kızın üstünü örttüler. Natalie bir iki dakika sonra polisi aradı. Sonra bir iki dakika sonra bam. Adam kendini vurmuştu. Bir av tüfeği. Ay. Tabii arka bahçede yatıyor, yüzü paramparça. Gerçekten oldu mu ya? Gerçekten böyle bir şey oldu. Etleri servis edelim mi Ali? Ben az pişmiş istiyorum. Can da iyi pişmiş yer. Sen et yemiyorsun, mantar atalım mı sana? Ha, olur, olur. Bundan isteyen var mı? Ben alırım. Gerçekten mi ya? Gerçekten, niye yalan söyleyeyim? Sayende güzel bir gece geçireceğiz, sağ ol. Natalie ne iş yapıyordu hayatım? Natalie bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. Espriyi bir ben kaçırdım herhalde. Zaten espri bu. Adam kadınları doğramış. Yani sana diyor ki dikkatli ol. Ay.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.